Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kevsi baharat tarifini sizlere vereceğim arkadaşlar. Bolca yapıyorum. Ben vakumlu kavanoza dolduruyorum ve elimin altında hemen baharatlar hazır oluyor. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 2,5 yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşık kekik, yarım yemek kaşık fesleğen, evet, yarım yemek kaşık kekik otu oregano, bir yemek kaşık kereviz tuzu arkadaşlar, seleri salz. Bu baharatların isimlerini de info kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 yemek kaşık karabiber. 3 yemek kaşık beyaz toz karabiber, white pepper. Arkadaşlar bu baharat karışımını çoğaltabilirsiniz. Aynı ölçüleri 2 katını yaparak daha da bir çoğaltabilirsiniz. Yemek kaşık hardal tozu, sand pulver, evet, ben sıkça bu baharatları kullandığım için sık sık bitiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 yemek kaşık sarımsak tozu. Knoblauch salz. 1 yemek kaşık zencefil tozu. Ingwer pulver. Ve 4 yemek kaşığı kırmızı toz biber arkadaşlar. Bütün baharatlarımız bunlardır. Daha sonrasında 2 bardak da un kullanacağız. Hepsini güzelce harmanlayacağız. Vakumlu kavanoza doldurup elimizin altında hemen baharatımız hazır olacak. Gördüğünüz gibi burada da bir kalp şekli oluştu. Daha sonradan fark ettim. Şimdi unumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardak un. Evet, hepsini ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemini dilerseniz robotunuzla da yapabilirsiniz. Ya da kaşıkla böyle güzelce elinizle harmanlayabilirsiniz. Daha sonrasında elde etmiş olduğumuz bu baharatı arkadaşlar vakumlu bir kavanoza doldurun. Elinizin altında istediğiniz zaman kesi baharatımız hazırdır. Bu baharatı ben tavuk kanadı, tavuk filesi kızartacağımda kullanıyorum. Daha önceden de nasıl kızarttım sizlere tarifimi paylaşmıştım. Banyo yaptırarak tavuklarımızı bu baharata bandırıyoruz. Daha sonrasında kızgın yağda belli bir derecede ve belli bir dakikada kızartıyoruz. Tariflerimi info kısmına ekleyeceğim. İ'den tıklayarak diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Mutlaka izleyip ve denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Farkı göreceksiniz gerçekten. Artık favori baharat tarifiniz olacak. Evet, ben bu şekilde hazırladım. Şimdi kavanozuma dolduracağım. Ve daha sonrasında çok lezzetli bir kevsi tavuklarını yapacağım.
Videomun sonuna doğru sizlere göstereceğim. Ama dediğim gibi bunun yapılış videosunun diğer videolarından izleyebilirsiniz. Bugün sizlere sadece baharat tarifimi vermek istedim. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bunlar çok önemlidir. Evet. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.